Şimdi 1929'daki bu altına el koyma hadisesi de benim gördüğüm kadarıyla hem Türkiye'de hem dünyada tam anlamıyla değerlendirilmiyor. Bir, o zaman tek boyutlu bir medya vardı. Yani merkezden çevreye yayın yapan kitlelerin o medya ile yönlendirildiği bir yapı vardı. Amerika o zaman dünyanın en demokratik devletlerinden biriydi ama Amerika'da bile içki gibi yasaklar konulabiliyordu. Yani bugün düşünebiliyor musun? Hani bırakın Amerika'yı, Türkiye'de bile içkinin yasaklanması gibi bir şey düşünebilir miyiz? Yani Yani bugünkü iktidar yapısına bile bakarak. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok bugün. Bugün herkesin elinde cep telefonları, çeşitli sosyal medya araçları ve bu kadar milyarder yatırımcının da yatırım yaptığı bir yerde Bitcoin'e el koymak, altına gümüşe el koymak, tüm sınırlı paraları aynı çerçevede değerlendirebiliriz burada. Ve yatırımcıları bu alanda zarara uğratmak, özellikle de böyle iki partili seçim sistemi olan Amerika gibi ülkelerde çok zor. Çünkü %1 oy, %2 oy, Türkiye'de de biliyorsunuz artık bu tarz bir sistemdeyiz. %1'ler, 2'ler çok önemliyken bu tarz bir girişim seçim kazanmak isteyen partiler açısından adeta imkansız. Ama diyelim ki 1929 tarzı bir operasyon yapılacak. O zaman da şöyle bir gerçeği bütün dünya adeta atlıyor. Ben araştırdım. Amerika o dönemde o altına el koyma dediğimiz operasyonda aslında altına el koymuyor. Merkez bankaları nasıl bugün piyasayı canlandırabilmek için piyasadan devlet tahvilleri alıyorlarsa, devlet tahvili, devlet bonosu satın alıyorlar ve piyasaya ne yapıyorlar? Nakit veriyorlar. O nakit de piyasaya girip piyasayı canlandırıyor. Aslında bizim altın yasağı dediğimiz şey Fed'in piyasadan mecbur tutarak ama altın satın alması. Çünkü o zaman Fed şöyle yapıyor. Altın fiyatları devlet kontrolünde. Önce bir o andaki mevcut altın fiyatından almıyor altınları. Yaklaşık bir %20-30 yüksek bir fiyattan altınları satın alıyor. Yani bugün mesela altının onsu diyelim ki 1700 dolarlara düştü. Birçok yatırımcı ne diyor? Nalet olsun, 2000 dolardan aldık. İşte 300 dolar zarardayız. Diyelim ki Amerikan Merkez Bankası çıkıyor diyor ki ben sizin altınlarınızı 2000 dolardan, 2500 dolardan alacağım arkadaşlar diyor. Bütün altınları bu şekilde toplamaya çalışıyor. Yani 1929 krizi sonrası 32 ya da 33'tü zannediyorum. Yapılan altına el koyma operasyonu dediğimiz şey böyle bir operasyondu. Altınların hepsini topladıktan sonra Amerikan devleti doları bir kısım daha devalüe etti. Altının fiyatını biraz daha arttırdı. Yani bir %20, bir %30 daha arttırdı. Yani aslında burada altın yatırımcısının sonuçta yapacağı karın yarısını altın yatırımcısına garanti olarak verdi. Yani aslında burada yatırımcıyı pek de zarara uğratmadı. O yüzden zaten Amerika'da böyle bir isyan hareketi falan da olmadı. Bu konuyu ben YouTube kanalımda, kendi YouTube kanalımda işlemiştim. Orada yine meşhur bir yatırım firması olan Guggenheim'da üst düzey yöneticilik yapan bir isim önümüzdeki dönemde merkez bankalarının devlet tahvili işi bittikten sonra mecburen QE yapabilmek için altın da satın alacaklarını ifade etmişti. Guggenheim Partners'ın başındaki olan üst düzey yöneticilerinden bir tanesi. İsmi aklımda değil şu anda ama şirketin ismi aklımda. Ve bunu daha önce de savunan başka önemli isimler de olmuş. O bölümde ayrıntılarını vermiştim. Bu şekilde bir şey olabilir. Yani daha da fazla QE yapmak için altın, gümüş piyasadan satın alıyor olabilir merkez bankaları. Bitcoin'i de buna dahil edebilirler. Evet. Ama bu şöyle olmaz. Yani 1929 krizinden sonraki gibi hadi bakalım verin bütün altınları, gümüşleri, Bitcoin'leri her şeyi bize verin şeklinde olmaz. O çok uç bir senaryo olur. Dediğim gibi seçim kazanmak isteyen bir iktidar böyle bütün altını, gümüşü toplayalım şeklinde bir şey yapmaz. Çok çekici şartlar sunarak belki vatandaşlardan altın, gümüş, Bitcoin almak yoluna gidebilirler. Keza zaten şu anda özellikle gelişmekte olan ülkelerin, bu tabir de yanlış, kusura bakmayın, bunu dil alışkanlığı yine kullandım. Yeni sanayileşen, genç sanayileşen ülkelerin
merkez bankaları işte Rusya, Çin, Kazakistan, Türkiye, Meksika, Nijerya bunlar zaten harıl harıl son senelerde ne yapıyorlar? Piyasadan altın alıyorlar. İran Merkez Bankası kendi ülkesinde üretilen Bitcoin'leri piyasadan almaya başladı. Bu işin işte rezerv tutma yanına gidiyor. Yani merkez bankaları el koyma şeklinde değil de önümüzdeki dönemde dolardan uzaklaşmak adına zaten piyasadan cazip fiyatlar sunarak kendileri altın, gümüş ve Bitcoin toplamak yoluna mutlaka gidecekler, gitmeye de başladılar. Peki başka ülkelerin Bitcoin'lerini de örneğin İran, Çin'in Bitcoin'ini de alabilir mi? Bu tabii şöyle piyasaya girip yani büyük oyuncular gibi ya borsalardan ya da aslında büyük oyuncular daha çok over the counter dediğimiz tezgah üstü piyasadan alım yapıyorlar. Ki orada da çok büyük miktarlar dönüyor. O piyasalardan alım yapabilirler elbette ki. Kendi ülkelerindeki çıkartılan, yapılan, üretilen Bitcoin yeterli gelmezse ki aslında bayağı bir miktar üretiliyor yani dünyanın %3'ü önemli bir miktar. Ama bundan da fazlasını almak istiyoruz derlerse veya mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efendim ben ülkemde üretilen madencilerden değil de direkt piyasadan almak istiyorum derse aynı şekilde yapabilirler tabii bu tip satın almalar. Barış Bey sormuş. Erkan Hocam, Bitcoin altın paritesine baktınız mı? En çok 15 olduğu görülüyor. Bu oran ileride artabilir mi demiş Erkan Bey. Barış Bey. Şimdi daha önce de hafta içinde böyle bir soru geldi başka bir sosyal medya kanalından. Orada da ifade ettiğim gibi piyasada altın gümüş rasyosu da çok konuşulur böyle. Yani acayip bu özellikle altın piyasasında çok konuşulur. Benim ise ne kitaplarımda ne şeyimde videolarımda ki 174-175 tane video oldu. İşte gerçek ekonomiyle beraber 26 bölümde oradan neredeyse 200 tane video oldu. Hiçbirinde Bitcoin altın rasyosundan da bahsetmedim. Altın gümüş rasyosundan da bahsetmedim. Çünkü bana göre sınırlı paralar ortak hareket eden paralar ve bunların çok böyle birbirlerine nasıl ilişki yaptıklarına bakmak bana çok anlamlı gelmiyor açıkçası. Ben üçünü birden sevdiğim için bana çok anlamlı gelmiyor ama tabii bunlardan anlamlar çıkarmak isteyen araştırmacılar olabilir. Bitcoin o kadar volatil bir varlık ki şimdi bu sezon 10 kat, 20 kat, belki 40 kat ne bileyim artışlar gösterebilir. Altın karşısındaki rasyosu Bitcoin'in çok artabilir. Normalde yaptığı gibi hemen ardından %80-90 düşüş yaşarsa da bu sefer ne olur? Rasyosu altına göre çok hızla çakılır.